Suriye lideri Beşar Esad'ın sivil katliamı tüm hızıyla sürüyor. Muhalif grupların verdiği bilgiye göre hükümet yanlısı güçler ülkenin kuzeybatısında aynı aileden çoğu kadın ve çocuk 13 kişiyi öldürdü. Banyas kenti yakınlarındaki Bayda'da yaşanan olayda kurbanlar diri diri yakıldı. Hükümet yanlısı güçlerin Sünnileri temizlemeye çalıştığı iddia edilen bölgede yaşayan ailenin çoğunluğu Sünni olan bir köyden olduğu belirtildi. Banyas'taki katliam haberleri bölgede bazı hükümet yanlılarının öldürüldüğü çatışmaları izliyor. Katliamın intikam amaçlı olabileceği belirtildi. Bayda, Alevilerin çoğunlukta olduğu kıyı bölgesi Tartus'taki bir Sünni yerleşimi. Bayda ve Banyas'ta geçen Mayıs ayında Sünni ailelere karşı katliama girişilmiş ve yüzden fazla kişi öldürülmüştü. Bu arada İngiltere Başbakanı David Cameron, Suriye muhalefeti içindeki ılımlı grupların desteği hak ettiğini söyledi. Cameron, Beşar Esad'ın son aylarda üstünlüğü ele geçirmiş olabileceğini, ancak cephede bir yenişememe durumu olduğunu belirtti. Cameron, muhalif gruplar arasında çok fazla aşırılık yanlılığı olduğunu, ancak yine de ılımlı grupların desteği hak ettiğini vurguladı. Öte yandan Suriye'deki diğer gelişmelerde, kuzeybatıdaki İdlib bölgesinde hükümet güçlerinin açtığı top ateşi sonucu en az 24 kişinin öldüğü bildirildi. Allahu Akbar.